konuyu görüşmeye. Kapatılabiliyor. Şeyi de merak ediyorum. Bilmediğim için soracağım sana. O günkü acının boyutunu açtığı sergi ile gözlerin önüne serdi. 17 Ağustos 99 Marmara depreminde eşini ve oğlunu kaybeden sigortacı Ali Esen, vatandaşlara depremi unutturmamak için Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde bir fotoğraf sergisi açtı. Sergide o deprem sonrası Sakarya'nın acı hali fotoğraflara yansırken, vatandaşlar da sergiye ilgi gösterdi. Esen depremde yaşanan acılardan ders çıkartılması gerektiğini söyledi. O deprem sabahı uyandığımızda eşimi ve oğlumu kaybettim. 22 yıldır bunun çabasını veriyorum. Neden biz depremde eşimi ve oğlumu kaybettim? Sakarya neden bu kadar can kaybı verdi? Bunun çabası, bu duyarlılıkla şu ana kadar her yıl düzenli bu deprem resim sergisini bulvarda açıyorum. Buradan geçen bir Kayserili, bir Edirneli, bir İzmirli Sakarya'nın neler yaşadığını görsün istiyorum. Biz bunlardan gerçekten şu anda elimizde bir tek resimler kaldı. Sadece resimler. Her yıkılan binanın üzerine en iyisi, en kaliteli binalar yapıldı. Ama giden canlarımız geri gelmedi. Ekonomik kayıpların tamamı giderildi. Ama giden canlarımızın gelme imkanı yok. O yüzden bu duyarlılığım, bütün çabam Sakarya halkıma burada yaşadıklarımız ve bugün olası bir depremde binaların insanları öldürdüğünü buradan tüm Sakarya halkıma anlatmaya çalışıyorum. Çünkü binalar insanları öldürdü. Yapmış olduğumuz kalitesiz binalar. Mühendislik hizmeti alınmamış. Beton kalitesi kontrol edilmemiş. Çok katlı binalarımız ki şu anda elimizde gerçekten Sakarya'mızda ana alterlerde olmak üzere elimizde stoklarımızda 25, 30, 40 yıllık çok katlı binalarımız var. Olası bir Marmara depremi bekleniyor. Sakarya'ya yansımasının ne olacağını bilmiyoruz. Sakarya'da normal bir deprem her an olabilir. O yüzden bu depreme hazırlıklı olmalıyız.